Yayınlanacak bir tarafı yok bunun. Ufuk kesin bayılır ama buna. Kesin. Ya bayağı cinayet bu yani. Yuh, kim biliyor bu kiraları ya? Buldum. Bayağı buldum. Olur bu, uygun bu. Olur. Doğru zamanda aramak da üstüne yok Monaco. Kötü adamları mı yakalıyorsun hala? Hı. Hepsini topladım, çuvala teşkilata götüreceğim. Birazdan madalya da takarlar bana. Ne oldu sen, hayırdır gece gece? Ben galiba bir ev buldum. Yarın sabah ilk iş gidip bakacağım. Sen de gelir misin? Biliyorum bu ara sana biraz fazla şey oldum ama. Ne yapacağız? Sen de her gün adam öldürmüyorsun. Arka çıkacağız artık sana. Adres yolla. Tamam, görüşürüz. Ah. Mona ne yapıyorsun, korkuttun? Mona? Mona. Hop 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 Mona, hayır. Ne yapıyorsun? Mona. 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 Tamam. Tamam, yok bir şey. Ne işin var burada? Mona, benim odamdayız. Benim ne işim var burada? İşte sen böyle uyuyarak gelince çok sesli olarak bağırmayayım, korkma diye bir şey demedim. Sonra da... Sonra? Sonra buraya gelip yattın. Kusura bakma, ben daha önce söylemiştim ya... Biliyorum. Sorun değil. Su vereyim mi? Eline ne oldu? Ha, ocakta yaktım ya. Ben de böyle yangınlı mangınlı kabuslar gördüm. Hala is kokusu alıyorum. Alıyor musun sen de? Bayağı, bak bayağı benzin kokuyor ev. Yok, hayır. Herhalde kabusun etkisindesin hala sen. Bak şöyle yapalım, biraz sakinleş. Artık evdesin, güvendesin. Evde ve güvende. Oksimoron. Hı? Yok bir şey. Mona. Hı? Aç hadi perdelerini. Anlat bana. Ben ötekiler gibi değilim. Dinlerim seni. Hem ben de senin gibi... Susmuş bir çocuğum.
sustuğumu nereden biliyorsun? Bizim gibiler birbirini bir görüşte anlar. Sen niye sustun? Söylemekten korktuğun, anlatmadığın şey neydi? Nereden başlasam bilmiyorum. Bir kere benim babam annemi öldürdü. Ben söyledim katilin kim olduğunu polise. Sonra da kendi sesimi duymak istemedim bir süre yani. Durum bu işte. Buna. Kirpi derlerdi bana. Bilmiyorum ben sarılmayı. Bilmiyorum işte insanlarla yakın olmayı falan. Ondan herhalde. Kimi sevsem kaybettim. Sanki benim dikenlerim var. Sarıldıkça insanları acıtan. Hem onlara hem bana batan. Ben artık gideyim. Kusura bakma tekrar. Son değil. İyi geceler. Yo, nereden çıkardın? Emlakçı da gelir birazdan. Burası mı? Kızım burası bakımsızlıktan öyleyse nasıl kalacaksın mutlu? Yatmadan yatmaya geleceğim zaten. İdare eder. Merhaba. Merhaba. Ömer Bey, emlakçı. Evet. Telefonda görüştüğümüz? Mona. Tamam, şimdi oldu. Bugün çok randevum var. Bir an önce bakalım mı eve? Olur, benim de işe yetişmem lazım zaten. Ya burası ne lan? Nasıl buldunuz? Enteresan buldum. Uygun bana kirası da ev biraz eski gibi mi? Ufak bir tadilatla burası mis gibi olur. Kim kalır ki burada? Daha önce de burayı ben kiraladım. Öğretmen bir çiftimiz kaldı burada. 10 yıl oturdular. Tayinleri mi çıktı? Yok, geçinemiyoruz dediler. Memleketlerine döneceklermiş. Arıcılık işi ne yapacaklarmış. Gerçi o iş de zor. Ara adamı sokar nihayetinde. Ama çocuklar kadar kafasını şişirmez insanın en azından. Odaya bakayım Ali. Tabii ki, buyur. Ah pardon, bunu alayım da. Tadilatla hepsi düzeltilecek zaten. Tesisatında hiç problem yok buranın. İçiniz rahat olsun. Su, elektrik, doğalgaz hepsi tıkır tıkır çalışıyor. E tabii şu an kapalı. Üstünüze aldığınız zaman hepsini bir günde gelip açıyorlar. Ben yardımcı olurum size. Sağ olun. Ne diyorsunuz? Evet. Vallahi doğrusunu yaptınız. Öğlene kalmazdı bu ev, giderdi. Ben şöyle bir hesap yaptım da, önden bir tane kira, bir de benim komisyonum var. Bunu bugün almam gerekiyor. Maaşımı bekleyebilir miyiz? Ben ay başında versem. Maalesef. Keşke öyle bir yardımcı olma şansım olsaydı. Pardon. Ya bu berbat evde kalamazsın bunu. Ben de parayı ben vereceğim diyeceksin sandım. Versem de alacaksın sanki.
Kaç kere para vermeyi teklif ettim? Ne zaman kabul ettin? Ben Ufuk'tan alırım Avaz. Ya bu ev için istesen de vermem zaten. Şuraya bak Mona, bu ev yıkılıyor. Daha vaktin de var. Gel gidelim başka eve bakalım sana. Yok yok, vakit makit yok. İyi burası, tamam, tutuyorum ben burayı. Umarım Ufuk da vermez. İşine yarayacak bir haber patlatırsam verir. Mona Hanım, ev için arıyorlar da bir doktor bey evi görmek istiyor. Şayet ilgilenmiyorsanız evi ona göstereceğim. Tutuyorum ben evi. Birkaç saate getireceğim parayı size. Öyle mi? Hı-hı. Peki o zaman.